Evet, biz de Allah'tan rahmet diliyoruz kederli ailesine, Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. İlk gününden beri olduğu gibi Gazze'den Filistinli yaralılar Ankara'ya geliyor. 59 hasta ve 72 refakatçiyi taşıyan ikinci uçak da Ankara'ya indi ve Merve Ayhan karşımıza son gelişmeler alacağız. Merve. Evet, Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor. Gazze'li hasta, yaralı ve refakatçileri taşıyan iki uçak Türkiye'ye iniş yaptı. Böylece 7. tahliye gerçekleştirilmiş oldu Türkiye'ye. Ankara'daki Etimesgut Havalimanı'ndayız. Uçaklar iniş yaptı. İlk uçak 9.30 ya 21.30 sularında iniş yapmıştı pistte. Diğer ikinci uçak ise dakikalar önce iniş gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde El Arış Havalimanı'ndan hareket etmişti uçaklar. C-130 ve A-400M uçakları. Dediğimiz gibi tekrarlayalım, ilk uçak 21.30 sularında indi pistte. 26 yaralı ve 34 refakatçi ile birlikte 6 UMKE personeli getirildi ilk uçakla. İkinci uçakla ise 59 hasta ve yaralıyla 72 refakatçi geldi Ankara'ya. Ve şu anda da pistte yer alan uçaktan inişler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gazze'lileri taşıyan uçaklar sağlık personeliyle sağlık malzemesi ve ekipmanı götürmüştü. Dönüşte ise boş gelmediler. Gazze'li hasta, yaralı ve refakatçilerin tahliyesini gerçekleştirdiler. Bizler de TGRT Haber olarak Ankara'da Etimesgut Havalimanı'ndayız. Kameraman arkadaşım Atilla Uslu sizlere aktarıyor görüntüleri. Gazze'li hasta, yaralı ve refakatçiler görmüş olduğunuz bu ikinci uçakla getirildi Türkiye'ye. İlk uçakta 21.30 sularında iniş gerçekleştirmişti Etimesgut Havalimanı'nda pistte. Önce eşyaları, bavulları indirildi Gazze'lilerin. Ardından da Gazze'liler hassasiyetle ambulanslara taşındı UMKE ekiplerince. Ve şu anda da ikinci uçaktan inişler gerçekleştiriliyor. Yine dakikalar öncesinde UMKE ekipleri tarafından önce Gazze'li hasta ve refakatçilerin bavulları, eşyaları indirildi uçaktan ve sonrasında da pistte bekleyen, hazırda bekleyen UMKE ekipleri tarafından hastalar, yaralılar ve refakatçiler indirilmeye başlandı ve şu anda da devam ediyor. Hangi hastanelerde tedavi edilecekler? Onlardan da bahsedelim. Türkiye'ye getirilen Gazze'liler Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi, Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi ve Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülecek ve tedavilerine başlanacak. UMKE ekipleri de tekrarlayalım, dakikalar öncesinde, hatta saatler öncesinden buradaydı havalimanında. Hazırda bekliyorlardı ve Gazze'lileri taşıyan uçakları bizlerle birlikte beklediler saatler öncesinden. Ve piste iniş yaptıkları sırada da hazır bir şekilde bekliyordu ekipler burada. Ambulanslar da dizilmişti sırayla ve birçok ambulansın olduğunu da görüyoruz piste. Şu anda biz de piste devam ediyoruz yayınımıza. Tekrarlayalım. Gazze'deki hasta ve yaralıları taşıyan iki uçak Türkiye'ye iniş gerçekleştirdi. Ankara'ya iniş gerçekleştirdi. 7. tahliye gerçekleştirilmiş oldu bu tahliye ile birlikte. Öncesinde 6 tahliye gerçekleştirilmişti ve 283 kişi hasta yaralı getirilmişti ve bugünkü sayıyla birlikte de 368 oldu bu sayı. Ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Uçak hala pistte ve inişler gerçekleştiriliyor. Aslında Türkiye'nin bu noktadaki çabaları çatışmaların başladığı 7 Ekim tarihinden itibaren başlamıştı. Türkiye hem saldırıların durması için hem de insani yardımların ulaştırılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde çok sayıda diplomatik temaslarda bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu kapsamda bir koordinasyon kurulacağını söylemişti ve bu çerçevede aslında Bakan Koca bir ayrıntının da altını çizmişti. Mısır'ın insani yardım ve sivil geçişi noktasına izin verdiği ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtmişti. Ve bugün de 11 Ocak 2024 tarihinde 7. tahliye gerçekleştirilmiş oldu. Evet. Sabahın erken saatlerinde yurttan havalanan uçaklar Ankara'ya iniş yaptı ve şu anda da tahliye devam ediyor diyelim. Ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.